Arkadaşlar selamlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bu video yazılım dünyasının yeni adım atan kişiler için olacak. Bu videoda GitHub üzerinde nasıl repo oluşturacağız? Lokaldeki bir klasörü bu repo ile nasıl bağlayacağız? Komut satırı üzerinden GitHub'a nasıl kod göndereceğiz? Bunu anlatacağım. Umarım faydalı video olur. Videoya geçmeden hatırlatayım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki bildirimleri de açarsanız güzel olur. Şimdi videoya geçebiliriz. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye, bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. GitHub'ın önümde açık gördüğünüz gibi. Şu an kontrol edin video kaydındayız. Evet kayıttayız. GitHub önümde açık. Şu sağ üstte artı butonu var. Buna tıklıyorum. Buradan New Repository diyorum. Hemen şunu da hatırlatıyorum. Şuradan follow butonuna tıklamayı unutmayın. Şu adresten benim GitHub repo'ma ulaşabilirsiniz. İşinize yarayabilecek faydalı çalışmalar olabiliyor bazen. New Repository dedim şuradan. Ve artık karşıma repository oluşturma ekranı geldi. Buraya repository'ime isim vermem lazım. Ben burada şöyle bir isim vermeyi tercih edeceğim. YouTube videoları için yazdığım basit skriptleri burada tutacağım. Onun için Basic Scripts for YT adında bir script oluşturacağım ve description yazacağım. Basic Golang olmayayım. Programs for YouTube videos. YouTube biraz da büyük yazalım. YouTube videosu. Sonra artık şu kısım geldi karşıma. Edit mi file demiyorum. Neden? Çünkü iş benim için biraz da basit hale gelsin. Kodları kopyala pıştır yapayım diye. Edit mi file butonuna tıklamıyorum. Yani şunu açmıyorum. Şöyle bırakıyorum. Sonra Create Repository butonuna tıklıyorum. Tıkladım. Ve karşıma GitHub bana diyor ki eğer lokalle bir reform varsa şunları yap. Onu pushlamak için bunları yap. Zaten oluşturduysan diyor. Burada kodları göndereceğim klasörü açıyorum. Gördüğünüz gibi bu klasörüm de açık. Bu klasörü açtım. Burada sağ tık yapıp terminalimi açıyorum. Bu terminal benim özel terminalim. Ben bununla çalışmayı tercih ediyorum. Açayım bunu. Ama siz nasıl yapabilirsiniz? Bu terminali kullanmadığınızı varsayıyorum. Bunu da şöyle göstereceğim. CMD'yi açacağım. CMD'yi açtım. Sonra bunu buraya çektim. Şu adres kısmını kopyaladım. CD dedim. Change Directory. CTRL-V deyip kopyaladığım şeyi yapıştırdım. Ve artık buradayım. Bakın dir dediğimde Extract VPPY burada gözüküyor. Ben bununla çalışmayı tercih etmiyorum. Yani git burada da kurulu. Git burada kurulu değil mi ya? PowerShell üzerine mi kurulu? PowerShell. Git. Ben Git'i bu terminal üzerinde kurduğum için CMD'den ulaşamıyorum. Burada kurulu sanıyordum. Pet'e eklememişim. Bu terminal üzerinden erişebiliyorum. Ama siz eğer Git'i normal bir şekilde kurduysanız ve pet eklediyseniz CMD üzerinden erişebileceksiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Burada şuradaki komutları kopyalayacağım. Şunu şöyle kopyalayayım. Sonra buraya yapıştırayım. Ekrana bastık şu ifadeyi. Ama çıktısını readme.md dosyasına yansıttık. Burada bir readme dosyası oluştu şu an. Nerede? Burada. Burada bir readme dosyası oluştu. Bakın bunu Notepad'de açalım. İçerisine de bu ifadeyi yazdı. Sonrasında git init deyip Lokal git dosyamızı initialize ediyorum. Yani oluşturuyorum. Şimdi şöyle küçülteyim biraz ya. Git init dedim. Initialized empty git repository. Lokal git repository'ını oluşturdu. Git add. Burada readme ekliyor gördüğünüz gibi sadece. Ama ben git add yıldız diyeceğim. Git add yıldız dediğim zaman şunu yapıyor. İçerisinde bulunduğu dizindeki her şeyi lokal repo'ya ekliyor. Git yıldız dediğimde şu an burada bulunan hem extract vppy hem de readme dosyası şuradaki lokal içerisine eklendi. Biz de bunu böyle direkt göremiyoruz ama eklendi. Sonra git commit -m first commit diyeceğim. İngilizcem bayağı şu an sapıtmış durumda. Bu kısım GitHub'a göndereceğimiz kodların yanında yazan yorum.
Yorum olarak ben first commit demişim. Buradan mesela siz farklı bir şey yazabilirsiniz. Git branch-main diyorum ve main branch'e geçiyorum. Şu an master branch'teyiz. Şuradan anlayabilirsiniz master'da olduğumu. Bu gibi özellikleri olduğu için MobX emülatörü tercih ediyorum. Ayrıca çok hızlı SSH yapabilmemi sağlıyor diğer makinelerime. O yüzden ben bu terminalden çalışıyorum. Sonra git remote at origin deyip uzaktaki git repo'mu lokal ile bağdaştırıyorum. Bağdaştırdım. Şimdi git push tire u origin main deyip uzak repo'ma lokal repo'yu gönderiyorum. Kullanıcı adımı yazıyorum. Yazamadım mı? Bunu gizliyormuş şu an. Açık sanmıştım ama. Repos. Şimdi de benden şifre istiyor. Ben şifre olarak developer settings'teki geliştirici token'ını kullanıyorum. Çünkü GitHub böylesinin daha güvenli olduğunu söylüyor. Hemen token'ımı göstermeyeceğim. O yüzden 2 dakika şuraya alacağım token'ı. Token'ı aldım. Şu kısım açık dursun yine. Biraz büyüteyim. İşe baştan bir şey şimdi geldi aklıma ama. Token'ımı buradan tekrardan kopyalayacağım. Tekrardan oluşturdum. Şu an token'ı yapıştırdım. Siz göremiyorsunuz. Enter'ladım. Gönderdi. Gördüğünüz gibi şu an sayfa bu şekilde ama yenilediğinde buraya yeni kod gelmiş olacak. Ve bakın geldi. Bu kadar. Ayrıca bu kodla ilgili bir video var. Bu videoyu da hem açıklama kısmına hem yukarı sağ üst doğru yeri mi gösteriyorum bilmiyorum. Sağ üstte ya da buraya artık nereyse eklerim. Hoşunuza gidebilir bu video. İşletim sisteminde Windows'ta oturum açtığınız Wi-Fi'lerin kaydedilen şifrelerini gösteriyor. Bunu nasıl bir Python script ile yapabiliriz onu anlattım. Bu video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye, bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. Nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de doluyor. Yo yo yo, çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.